Şebnem Bursalı. İngiliz ortak olsaydı satılık derler miydi? Hangi yalanların hangi inkarlarını yazalım ki? Tek tek burada hatırlatmaya kalksak yerimiz yetmeyecek. Hatırlayın en son anayasadan Türk ifadesini çıkarma noktasında sözde Millet İttifakı ortaklarıyla yani HDP, İP ve SP ile mutabık kaldıklarına dair kendi sözlerini inkar etti CHP lideri Kılıçdaroğlu. Yapılacak olan anayasa değişiklikleriyle ilgili ilkeler üzerinde mutabık kaldık diye televizyona seçimlerden önce kendi sesiyle verdiği röportajı inkar eden bir genel başkanın partisindeki bir milletvekili şimdi de kalkıp devletin ordusu Katar'a satılmış diyecek kadar şuurunu yitirdi. Birkaç gün sonra CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır'ın da genel başkanı gibi ben öyle demedim demesi sizi şaşırtır mı? şaşırtmaz diyen sözlerinizi duyar gibiyim. Cumartesi akşam bir televizyon kanalında çıktığı programda bu milletin şanlı ordusuna dil uzatan, satılmış kelimesini kullanmaktan çekinmeyen Atatürk'ün kurduğu partinin bir milletvekili artık gelinen son noktanın neresi olduğunu hepimize gösterdi. Asırlar boyu asker bir millet olmakta övünen Türklerin cumhuriyet sonrasında da aynı övüncü devam etti. Kahraman ordumuzun içine bir yılan gibi sızan üniformalı alçak FETÖ mensuplarının temizlenmesiyle ihanet unsurlarını bir bir üzerinden atan kahraman ordumuz, Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Azerbaycan'da Türk milletinin ve devletinin güvenliği için kahramanca mücadele etmeye devam ediyor. Gerçi bunu Suriye'de Türk ordusunun ne işi var, Libya'da Türk askerinin ne işi var diyen bir genel başkanın anlaması mümkün değil. Onlar ancak Apo'nun heykelini dikeceğiz diyen, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterlerini asıp Kürdistan diyen, kahraman askerimizi, sivillerimizi şehit eden teröristlerin cenazelerine katılan gözyaşı dökenlerle ittifak ortaklığı yapan, kendi partisinden milletvekili seçtirenlerin bunu anlaması ne kadar mümkün olabilir? Bunun adı siyaset olamaz. Bunun adı eleştiri olamaz. Bunun adı muhalefet olamaz. Yalan inşa etmeyi fitne fesat söylemeyi, siyaset haline getirmek, rotayı tamamen şaşırmaktan öte ne olabilir ki? Defalarca söyledik, defalarca yazdık, defalarca açıklandı. Son kez ve bir kez daha hatırlatalım. Son 18 yılda savunma sanayindeki yerli ve milli oranı %70'lere çıktı. Tank palet fabrikası satıldı söyleme üzerinden siyaset yaptığını sananlar da bir kez daha okusun. Tank palet fabrikası satılmadı. 25 yıllığına %51'i Türk sermayeli olan BMC firmasına işletme hakkı kiralandı. Mülkiyeti Milli Savunma Bakanlığı'nda olmaya devam ediyor. Bu süre içinde fabrikanın hali hazırdaki tüm yetenekleri korunacak, ilave yatırımlar yapılacak, tüm personel Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde olmaya devam edecek ve her tür denetim yetkisi Milli Savunma Bakanlığı'nda olacak. Kamu özel ortaklığının bir örneği olan bu kiralama sürecindeki ilgili firma BMC'nin %49'u yani azınlığı Katarlı firmanın ortaklığında. 21. yüzyılda askeri ve savunma alanlarında yapılan yatırımlarda kamu özel sektör ortaklığı kadar birden fazla ülkenin ortaklığı da son derece yaygın ve normal. Bakınız, F-35 uçaklarının üretimi ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, İtalya Hollanda, Norveç, Danimarka ve Türkiye ortaklığında yapılıyor. Bu örnekleri daha çoğaltırız ama siz değerli okullarım zaten benim ne demek istediğimi anladığınız için sözü daha fazla uzatmadan bir soruyla bitirelim yazıyı. CHP Genel Başkanı'na sormak isterim. Fabrikanın kiralama işini Katarlı değil de Alman, İngiliz ya da Fransız ortaklı bir Türk firması kazanmış olsaydı yine Türk ordusu satılmıştır diyebilecek miydiniz?